Tarihin yatak odası. Bir tarih hikayesi. Tarih içinde farklı farklı tarihi kültürler var. Bunlar bazen çok enteresan şeyler yapıyorlar ha. Kimileri savaşlar başlatıyor. Kimileri çağlar açıyor. Barutu bulan e, çok acayip şeyler yapıyor böyle. Daha sonra hanedanlar kuruyorlar. Kolonizasyonlar var. Garip tarihi kahramanlar da oluyor. O garip tarihi kahramanları biz e, şey yapıyoruz. Tarihin yazdığı şekliyle hatırlıyoruz. E, şöyle oluyor böyle oluyor. Çok uzun zamandır yapmadığımız bir seriyi tekrardan baş, başlatıyoruz. Yiğitcan şu anda Balkanlardan doğru Ankara'ya geliyor. E, hatta İstanbul'a geçip evet. sonra şey gidecek. Tarihin yatak odası kışın yeni sezonları yeni sezonu, yeni bölümleriyle sizlerle. Eğer siz de bu bizim underdog serimizi çok seviyorsanız, underdog böyle alttan gelen ama sevilen anlamına geliyor. Eğer siz de çok şey yapıyorsanız bu serimizi seviyorsanız o zaman hem beğenin hem yorum yapın. Mesela sizde evet. enteresan tarihi figürler varsa aklınızdaki. Yok abi işte Vlad Tepes'in karısı. Yok işte Mao'nun dördüncü karısının tuhaf hikayesi ki gerçek bir figür. Enteresan da bir hikayesi var. Hani böyle bunları evet. önerebilirsiniz. Biz de şey yaparız. Ee, bunları size tek tek böyle anlatırız burada ilginç şekilde. O yüzden tarihin yatak odası severler buluşuyor. Ee, bugün yine yanımda Yiğitcan Erdoğan var. Yiğitcan Erdoğan'ın ilginç bir hikayesi var diye düşünüyorum. Bana anlatacak. Ben de hastayım. Dün ateşler içinde yatıyordum. Ee, çok sinirliyim, çok keyifsizim. Her şeye saldırmak <laughs> istiyorum. Bütün dünyadan nefret ediyorum. Bugün Tancan ve Yiğitcan'la kavga ettim. Çünkü onlar kavga ediyorlardı. <laughs> ve ben hiç böyle kavga etmiyor gibiydim onlarla. Sonra ben de gireyim dedim aralarına. Çok sert bir şekilde kavga ettik ama her şeyi tatlıya bağladık. Çünkü dostluk bakidir. Ee, evet. Evet, tarihin yatak odası. Evet, Tarih'in yatak, tarih yatak Odası, Tarih'in Yatak Odası, Tarih'in Yatak Odası. Tarihi hikayelerle birbirimizi eğlediğimiz bu serimizde Günhan'cığım. Yine ben e, ilginç bir hikaye buldum, getirdim. Ee, bir e, şey dolu. insanın kendine baktığı yerden, bakmadığı yerden hikmetler çıkartacak bir e, hikaye getirdim kardeşim evet. sana. Keşke şu an desem ki sana Mao'nun dördüncü karısını anlatmaya başlasam çok güzel olmaz mı? Bizi <laughs> bir bize, kültürel devrim bizi, hani. bizi bize, bizim gibi... Sen Mao'nun dördüncü karısını biliyor musun bu arada cidden? Bu kültürel devrimi başlatan hanımı değil mi? sattı daha sonra işte. En ha, büyük dört, üç... Dörtlü çete dedi. Evet evet, evet. aynen biliyorum Ken, abi. Kendisini en büyük rakip olarak gördüğü. Evet evet. ilginç bir karakterdi. Belki bir gün uzak doğuya da tekrar gideriz. Tarih atıklısında. Ama abi e, bugünkü hikayemiz Avrupa'dan. E, 19. yüzyılın ortasındayız. Ve e, hikayemiz Av Avusturya tahtını ilgilendiriyor abi. Paşalarla lordlarla dolu bir hikayemiz var bugün. Evet. Ee, abi, Avusturya tahtının durumlarını anlatacağım ilk önce biraz genel olarak neredeyiz hayatta. Ee, Fransız devriminden yeni çıkmışız. Hani ondan beridir fokur fokur kaynayan bir milliyetçilik ve demokrasi kazanı Avrupa. Şarkısını, türküsünü eline alanı barikat kurup türlü türlü haklar istediği bir yer. Ve esasen milletsiz olan kraliyet aileleri çünkü bunların bir ırkı yok, bunların bir şeyi yok. Bunlar kendi küçük saraylarında kız alıp kız veren insanlar yani aslında bir millete ait değiller. Çoğunlukla yönettiği... Zaman zaman yönettiklerinin dinini bile konuşmuyorlar yani. Şerefsizliğin ırkı bu, olmazmış zaten. Zaten olmaz. Bu kraliyet aileleri de işte kendilerine bu yeni düzende bir yer bulmaya çalışıyorlar. Genel olarak tablomuzun arka planı o. En büyüğü de abi kraliyet, Avrupa'daki kraliyet ailelerinin en büyüğü de Habsburglar. Bunlar da krizin en büyüğünü yaşıyorlar. Gerizekalılar evet. yani. Evet. Ee, şimdi bunlara abi birkaç süre önce Kutsal Roma Germen İmparatorluğu titrini Fransız devriminden doğan halk çocuğu Napolyon'a kaybetmişler. 1848 yılına geldikleri zaman da İlce artık gözü tutuşmuş buluyorlar Kendilerini çünkü 1848 yılında Avrupa'da zincirleme devrimler Yaşanıyor bu devrimlerin Sebebinin bir bölümü abi ekonomik Yani kıtlık var insanlar aç Bazı yerlerde bir takım feodal Yapılar hala devam ediyor alt sınıfların Canı buna sıkılıyor falan Bir bölümü bayağı hayat memat Meselesi çünkü Spesifik olarak mesela Avusturya örneğinde Avusturya tahtı için başbakanlık yapan bir adam var, Clemens von Metternich, bayağı Avrupa diplomasisinin önemli aktörlerinden biri kabul ediliyor. Bu mesela kıtada denge yürüteceğim derken devamlı asker ordu büyütüyor falan, millet askeri alıyor. E, yani biraz da fazla ve gereksiz buluyor insanlar bunu. Mesela Avusturya'da bu önemli bir sebep oluyor. Bir bölümü daha abi romantik, yani devrimlere e, giden sebeplerin, halkların devrime gitmesinin sebebinin. insanlar millet idealine tamamen artık yani giriş yapmış vaziyette eee ve yine Avusturya örneğinde çok uluslu bir yer olduğu için burası 80 farklı milletin kafasından 80 farklı ses birden çıkıyor yani. Ee, ve 48'de abi bu e, konuda üç önemli gelişme yaşanıyor. E, 48 senesi içerisinde o sırada Avusturya İmparatoru Ferdinand, 1. Ferdinand, e, Başbakan da Metternich. Fakat halk özellikle Metternich'in e, istifasını istiyor. E, kimse abi stratejik olarak bir karar alıp Metternich'in arkasında durmamaya karar veriyorlar. Bunun üzerine Metternich istifa ediyor. Ferdinand da onun yerine bir başbakan alıyor, sonra bir başbakan daha alıyor, onu gönderiyor. Başka bir başbakan alıyor, hiçbir tutunamıyor abi. En sonunda prens e, Shwabenbergli Felix geliyor, kalıyor e, şeyin başında. Bu sırada abi isyanlar fokur fokur devam ederken Shwabenbergli'den bir süre sonra Habsburg e, orduları isyanları durdurmaya başlıyorlar. Biraz artık dizgin yani kontrol altında tutmaya başlıyorlar. Bazı yerlerde isyana ee, yönelik ön çalışma yapıyorlar iş başlamasın diye biraz bastırıyorlar falan filan. Ama abi fokurtatma hala e, devam ettiği için e, bir noktada e, Felix, Schwarzenberg'li Felix'in aklına bir fikir geliyor. Bu isyanları durdurma esnasında abi sağda dövüşen bir adam var. Franz Joseph. Bu tahtın varisi. Genç çıkın, bir delikanlı sağda patır patır adam dövüyor. Felix'e Felix de şöyle düşünüyor. Diyor ki, bu Franz Joseph yani genç, bıçkın üstelik diyor aynı anda amcası İmparator Ferdinand'ın aksine kimseye verilmiş sözü de yok. Çünkü Ferdinand abi yıllardır süren isyan karması içinde çok fazla söz vermiş sağa sola. Yok şurada meclisiniz olsun. Tamam şurada siz karar verin mevzulara falan. Felix diyor İmparator diyor ki Ferdinand'a. Hocam siz bırakın. E, oğlunuz geçsin tahta. Şu Franz Josef gelsin genç. Böylece abi 2 Aralık 1848 senesinde tam 1848 yılı bitmeden önce taht Franz e geçiyor. Franz Josef birkaç ay sonra 49 senesinin e, baharında hemen mevzuat eski günleri döndürmeye ve yerel meclisleri Avusturya içerisindeki yerel meclisleri hadım etmeye yönelik bir anayasa ilan ediyor. Bu bir süredir isyanda olan ve yani e, bayağı e, artık hani kaynamakta olan Macar e, şey, halklarını iyice rahatsız ediyor. Çünkü onların Habsburglardan da eski bir anayasaları var. Ve orada Viyana'ya göre yani onların, o anayasaya göre Viyana'da tahta kim geçerse bu da Peşte'deki mecliste de onaylanmak zorunda süreç otomatik değil yani. Kafasına göre de bırakamazsın tahtı. Bunlar da dolayısıyla abi kendilerine bir takım tavizler vermiş olan Ferdinand'ın gidip e, yerine dogmatik bir anayasa ilan etmiş olan Fransız Joseph'in gelmiş olmasından hoşlanmıyorlar ve aktif bir artık savaşa çıkıyor yani. Macaristan bir bağımsızlık savaşına başlıyor. E, Fransız Joseph Avusturya İmparatoru titriyle Macaristan'la ilgili problem Ruslara koşuyor ve diyor ki Rus kardeşlerim bana yardımcı olur musunuz? Rusları olur, olur. Geliyorlar abi. Ruslarla Avusturyalılar beraber Macarları eziyor. Ee, Macarlar biraz şekil olsun hani prensip olsun diye biraz da hakikaten Ruslar daha merhametli gözüktüğü için 13 Ağustos 1849 günü Avusturyalılara değil Ruslara teslim oluyorlar. Ama abi işte bir yandan tane şeyler bitmiyor tabii. Hani fukur fukur kaynama devam ediyor ufak ufak arkadan. Halkımız ee, halkın huzursuzluğu devam ediyor falan filan. Bu noktada Fransız Joseph'in şöyle bir avantajı oluyor. Karısı e, Elizabeth. Ee, biraz Elizabeth'ten bahsedeceğim sana şimdi. Elizabeth Bavyeralı bir e, asil ailenin ikinci kızı olarak 24 Aralık 1837'de dünyaya gelmiş. Çok küçük yaşına itibaren de Avrupa'nın soylu çemberleri içerisinde güzelliğiyle nam salmış bir kadın abi. Ya bu Bavyera Avrupa'nın e, Avrupa'nın şey çukur mu ya bu Bavyera? Yani böyle ne? böyle tüm soyluların falan çıktığı bir yer falan mı Hollywood gibi bir şey mi dönemin Hollywood gibi bir şey mi yani abi e, orta sınıf bir şey orası krallık yani e, eskiden Kusarama Germen İmparatorluğu'na bağlı şimdiden de kendi hareketlerini yapmaya başlamış orta sınıf bir krallık bu yüzden en büyük ihracatı aslında bir birayla beraber soylu hep böyle sağa sola kızılık vermişler çok fazla e, Baviralı şey görüyor bu Elizabeth'in spesifik olarak da abi namı çok şey yani Avrupa'nın en güzel kadını falan diye biliniyor yani bu paşa sorkullarında. Ve kendisi de abi bu güzelliğine aşırı derecede düşkün. Ke saçlarını hiç kesmemiş. E çift dikiş yaparak belini, e korsetini çift dikiş yaparak yani belini 40 santime indirmiş. E boyu bir 73 olmasına rağmen kilosu inanılmaz sert bir diyet ve sert bir egzersiz e, devamlı 50 civarında ve akşamları da böyle zeytin yanında banyo falan alıyor. Böyle aşırı şey bir kadın yani, aldın mı? görüntüsüne düşkün bir kadın. Bunu bunun Franz tanışması da şey oluyor abi. Bir gün Elizabeth daha küçükken ablasını takdim ediyorlar Franz Joseph'e. Buyurun paşam bunu alırsınız belki diye. Franz Josef, ablasını pas geçip Elizabeth'i beğeniyor. Sonra ayağını diretiyor falan bu kızı bana vermezseniz vallahi evlenmem, bekar gezerim falan diye. Ee, sonra da abi en, aileye ikna olunca şimdinin parası 250 bin dolar bir başlık parası verip Elizabeth'i alıyor Fransız Zeph. Elizabeth Baviera'da daha böyle relax bir sarayda büyümüş. Ee, o yüzden böyle Viyana'daki divandaki aşırı böyle şey hareketler, kasıntı hareketler. Bilhassa daha Fransız Zeph'in huysuz annesi Sophie falan olunca çok erken vakitte baymaya başlıyor kadın. Ee, Kaynına Sophie ilk çocuk doğuyor mesela kendi ismini veriyor zordurtturla sonra annesinden alıyor ben büyüteceğim diye i̇kinci çocuk Gizel'e doğuyor. Onu da Sofi alıyor. bir de sonra oğlan doğuramıyor bu falan diye laf çıkartıyor sağda solda. Çok baskın bir karakter. Elizabeth bu sırada abi iki kızı alıp küçük Macaristan seyahatine çıkıyor ve orada memlekete aşık oluyor. Yani çok seviyor. Hem böyle bir ferah geliyor falan filan. Ama seyahat Elizabeth'e iyi gelmiyor. hem Sofi hem Gizel'e hasta oluyorlar. Küçük olan Gizela hayatta kalıyor ama büyük kız Sophie ya iki yaşındayken hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Elizabeth çok büyük bir depresyona giriyor abi. Küçük kızla sohbeti kesiyor falan. Kendine içine kapanıyor ama işte yani ne olursa olsun abi sonuçta bu Habsburg hanedanı erkek çocuk doğurması lazım. Yani çünkü İngilizlerdeki bir şey mantığı yok Habsburglarda. Erkek olmazsa kız da geçebilir tahta gibi. Mantık yok. Erkek çocuk doğurması lazım. O yüzden de tekrar kocasıyla birleşme yaşıyorlar ve en sonunda hamile kalıyor ve Hikayemiz tam da aslında burada başlıyor abi. Habsburg Hanedanlığı'nın yaz saraylarında Laksenburg'da 21 Ağustos 1858 günü İmparator Birinci Franz Josef ile karısı Elizabeth'den olma küçük bir prenscik dünyaya geliyor. Bu küçük bebeğe babasının adıyla birlikte Habsburglardan çıkan ilk Alman kralının adını veriyorlar. Böylece Rudolf Franz Karl Josef tahtın yeni varisi olarak dünyaya gözlerini açıyor abi. Anne Elizabeth Artık imparator, gelecek imparatorun anası olduğu için sarayda daha rahat hareket etmeye başlıyor abi. İfi iki şekilde nüfuzunu hemen ortaya koyuyor. Bir kaynaneye siktir çekiyor. Hemen kaynaneyi atıyor oradan. İkincisi de abi Macaristan için araya giriyor. Bir tane Macar kontu var. Gyula Andrasi diye. Onunla Fransız İf'in bir araya gelmesine şey oluyor. Çünkü çok Macaristan'ın şeyini savunuyor yani. Çok sevdiği için memleketi. En sonunda 1867 yılında Macaristan... Söz haklarını, ahsuz haklarını arttırıp tasdik etmek adına imparatorluğu bir çifte monarşiye formu, çifte monarşi formuna dönüştürmeyi kabul ettiriyor. Ve böylece Franz Josef Avusturya Macaristan İmparatoru haline geliyor 1867 yılında. Elizabeth bu bu, bu bu şeyi pekiştirmek adına mı artık bilmiyorum ama çok da hani manidar bir şekilde de abi bir hamilelik daha patlatıyor araya. Ee, ve orada yeni kızını da Marie Valeri, çocuk, e, dördüncü çocuk e doğuruyor. Böylece bizim küçük Rudolf, e, hikayemizin ana karakterinin küçük Rudolf da bir anda iki tacın birden varisi olmuş oldu. Avusturya, Macaristan. E, Rudolf'u küçük yaştan itibaren tabii sarayda yetiştiriyorlar abi. E, o dönem için gerekli düşünülen bir şekilde şiddetli bir eğitim biçimiyle yetişiliyor. Yani paşa torunu maşa torunu olmasına rağmen hocalar macar dövüyor bunu yani bayağı. Eee Babası çok muhafazakar bir adam. Annesi ise çok liberal bir kadın. Bu ikisinin arasında Rudolf'un bakış açısı biraz daha anneye doğru yakın oluyor. Biraz daha liberal. Halklara bir şeyler verelim. Ee, meclisler de olsun. Tabii biz biraz daha hani meşrutiyet noktasına gelelim falan gibisinden görüşleri var. Ee, annesinden aldığı bir diğer şey ise abi genel bir depresyon ve anksiyete hali. Bunu annesi de şeyde çok görüyorsun. Ee, devamlı sağlığı malı kötü oluyor kadının. Tamam mı? Böyle bir haller haller geçiriyor. Ama sonra mesela Korfu adasına gidiyor. Saray hayatından o stresten uzaklaştıktan sonra düzeliyor. Böyle böyle psikosomatik olduğu anlaşılıyor yani. Anladın mı kadının? Yani bu yani gerçek şey, gerçek değil gibi. Yani o bir ger gerçektir yaşadığı semptomlar sonuçta. Psikosomatik şeyler de gerçekten yani semptom yaşıyormuş gibi insanı ikna ettikleri için günün sonunda ne kadar gerçek ne kadar değil ama kafada. Yani anladın mı? Hani bedenin geri kalanında değiliz. Rahatsızlık kafada. Ee, Rudolf'un da böyle bir hali var abi genel olarak hayatta. Bu hali tabii şeyden, şunlardan yani hayatın ilginçliğinden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü e, taht malı olduğu için e, ne annesiyle ne küçükken çok yakın olduğu kız kardeşi ile falan hiç görüştürülmüyor yani. Onlarla kendi yoluna. Bunu çünkü tahta eğiteceğiz yani. E, aynı zamanda da hemen evlendireceğiz ve çocuk yapacağız. E, çocuk yapacaksın yani çünkü veliaht krizi yaşanamaz yani. Ee, gel gelelim abi Rudolf gençliğe girdikten sonra Büyük bir ortamcı Haline geliyor ee, Yani tabi belli bir noktaya kadar Bu ortamcılığı gençtir prenstir Hani zaten sağa sola salça olması normaldir Falan diye e, görüldüğü için Çok bir laf olmuyor ama büyük ortamcı yani bu Büyük ortamcılığına rağmen Kendisine münasip bir kız bulunuyor 1881 yılında Belçika'dan alıyorlar abi kızı. Bu kız da Kongo'da büyük katliam yapmış tarihin katık açık ara en büyük orospucuklarından. ikinci Leopold'un kızı e, Prenses Stephanie. Aa. E, Bunlar ev evet. E, bunlar evleniyorlar abi. E, Stephen yani bu ikinci Leopold bizim kayınpeder oluyor Rudolf'un. E, bunlar evleniyorlar. Baban ikinci Leopold evet. çok korkunç bir şey ya. Baban ne iş yapıyor? Çok profesyonel, korkunç. Profesyonel kitle imha silahı. Evet. Daha ne iş yapıyor? Valla işte yani soykırım. Onlarla uğraşıyor. Kongo'da bayağı el kesiyor, kol kesiyor falan. Ne iğrenç. <laughs> Stefani ile Rudolf evleniyorlar abi bunlar. Ee, 1883 senesinde de küçük bir kız çocuğu yapıyorlar. Elizabeth koyuyor Erkek çocuk için geri sayım başlanıyor. Bekleniyor yani çünkü. Ama Rudolf ortamcılığı bırakmıyor. Ee, alkol bunda. Karı kız bunda. Alkollü karı kızlı gecelerin akabinde gelen dengesiz hareketler bunda. Ee, ve 1886 senesinde abi, bu hareketler gelip Rudolf abimizin götünü tırmalıyor. Çünkü bir gün bir e, kraliyet seyahatinde ağır hasta oluyor. Onunla beraber birkaç gün sonra karısının da hasta olduğu fark ediliyor. İmparator aman laf çıkmasın diye bunları tedavi olmaya bugün Hırvatistan'a tekabül eden bir adaya gönderiyor. Orada bir ortaya çıkarıyor ki abi Rudolf alemlerden kapmış bel soğukluğunu hanımına geçirmiş. Abi o 1886 amına koyayım. O yılların en büyük problemi bence zaten zührevi hastalıklar. Hiç aşısı hiçbir şey de yok. Kondom yoklar. Kondom yok yani... oğlum. Kondom yok. Kondom bir çeşit kondom var abi bu arada. Ama işte paşasın ya. Yediremiyorsundur kendine bence onu Yoksa Nasıl bir oğlum? Çeşit kondom var. Çuva mı takıyorlar? Yok kauçuk, kauçuk abi. Yani çuval değil de yani bir şey yani in, ince bir deri domuz domuz derisinden falan bir domuz derisi değil domuz mesanesinden falan Iıı. yapılan şeyler var. Hani hayvanın e, yani evet sosisin nerede yapıldığını sormazsan bir şekilde takarsın. Millet de Rudolf de herhalde böyle iyi demiş ki Avusturya'nın Viyana'nın yarısıyla e, halibet ederken hiçbir şey takmamış e, kaptana. Bel soktuğunu kapmış hanıma geçirmiş Hanım ağır hasta Rudolf ağır hasta iyileşiyorlar abi bir şekilde tedavi ediliyorlar ama hastalık iyileşene kadar Stefani'nin falop tüplerini geri alınamaz derecede bir hasar verdiği için doktorlar diyor ki bu kadının bir daha çocuğu olamaz. Kadın kısır kalıyor abi Rudolf'un alemciliği yüzünden. Hastalığı Rudolf kendisi de ağır geçirmiş zaten. Ee, bir yandan bu yani aman karımı kısır ettim gibi bir pişmanlık yaşarken bir yandan da abi kötü alışkanlıklarını bir yenisine ekliyor ve tedavisi esnasında kullanılmış olan morfine bir bağımlılık geliştiriyor böylelikle hem alkol karı kız bir de uyuşturucu e, gibi bir noktaya geliyor e, ve kafası iyice gidiyor abi Rudolf'un o sıralarda bir metresi var abi Mitzi Kaspar diye e, bu kadın aktris. Ee, bu gel, yeri geldim böyle 60 bin florin falan harcıyor bu kadına bir gecede falan böyle aşk mektupları yazıyorlar bilmem neler falan ee, bir gece abi bunlar ya da bir gün mü artık bunu tam bilmiyoruz yani bir gün Rudolf Kaspar'la otururken Kaspar'a diyor ki beraber intihar edelim gel ee, o sırada Ablanar 24 koyayım. yaşında olan Kaspar kendi anlattığına göre abi bu teklif şaka herhalde falan diye, gülüyor sonra ulan abi bir dakika ciddi dedikten sonra bu eylemeye çalışıyor. Olur <laughs> böyle şey yani bu vatan sana lazım Sen bu vatana lazımsın <laughs> falan. Sonra eleman gidince de ertesi gün polisi bildiriyor. ya Diyor ki tahtın veliahtı intihar düşünüyor. Haberiniz olsun. Bu da ama yani o dönem işte aktris abi kim siker gelmiş bir tane aktris bir şey bağırıyor karakolda falan yolluyorlar bunu olsun diyor Rudolf da ortamcılığına devam ediyor abi. Ee, 1888 yılının Kasım ayında o sırada 30 yaşında olan Rodolf eee hafif minor soylu bir aileden gelmekte olan Mary Von Wetzera isminde 17 yaşında bir kızı takılmaya başlıyor. Bu kız çok küçük yaştan beri Prens Dolph'a aşık. Ailesi, aileden de, anneden özellikle sosyal olarak ilerlemeliyiz kaygısıyla geçmiş bir kız. Yani küçük bir asaletimiz var. Onu biraz daha büyüye nasıl çevirebiliriz? İşte bir üstle evleneceğiz, bir üstle kız vereceğiz falan gibi. Bu konularda hırslı bir bebe yani kız. Ama bir yandan da artık yani ergen yani prens ona da aşık olmuş bir şekilde Rudolf'u da bulmuş bir partide falan ee, birbirine takılmaya başlamışlar bir süre gizli gizlilik içerisinde takılıyorlar abi ama 89 yılının başında Rodolfo ailesi yani kraliyet ailesi bu takılmacayı öğreniyor ha, öğrenip ne yapıyorlar bir şey yapmıyorlar hani böyle bir yapma etmeye falan muhabbetleri olduğu düşünülüyor ama o kadar ciddi bir kavga olmadığı düşünülüyor yani e, genel olarak çünkü prenstir metresi de olabilir. Okey bu da minor bir ailelenmiş falan. 29 Ocak 1889 günündeyiz abi. Fransız Yüzef evet yani imparatorla karısı. Ee, bu da peşteye bir seyahat hazırlıklarını Ondan önce de evde hep beraber bir hani gitmeden herkes görelim yemeği verelim ee, diyorlar. Rudolf diyor ki yok ben gelmeyeceğim kusura bakmayın müsaadeniz isteyeyim. Bir tane Mayerling locası var abi. Mayerling da bir av seansı ayarlamış. Bu kral etarisine ait küçük bir kulübe. Ee, orada bir av seansı ayarlamıştım. Hani avlanmaya gideceğim yarın falan deyip geceden sarayı terk edip locaya geçiyor. 30 Ocak 1889 sabah e, bu ayarladığı av seansı için sabah Leyin yaveri prensin kapısını çalıyor. Kapısını çalıyor. Kimse açmıyor. E, prensle beraber ava çakacak olan arkadaşı Joseph Hoyos geliyor. O da kapıyı çalıyor. Yine açan olmuyor. En sonunda Hoyos bir şey var herhalde diye bir çeki çalıyor. Kapının kolunu kırıyor. İçeri giriyor ve karşısında şu tabloyla karşılaşıyor. Rudolf yatakta oturur vaziyette. Ooh hareketsiz. Komodinin üzerinde bir bardak ve bir ayna var. Onun yanında da 17 yaşındaki genç Baron içe Mary Wetzera var. Allah Hoyos ee? bunu görür görmez. Bunu görür görmez abi Hoyos geri çıkıyor ve ilk trenle Viyana'ya gidiyor. Neden lan? Fransız Özef İmparatoru Elizabeth'e haber verecek çünkü. Oy. İmparatorla Elizabeth'e haber verecek. Hiç aynı olduğu gibi bırakmışlar orayı ilk i̇lk Elizabeth'e haberi veriyorlar. Çünkü diyorlar ki sen bu haberi kralı yani imparatora direkt kendin veremezsin. Bunu kar karının söylemesi, karısının söylemesi lazım. Elizabeth'e söylüyorlar. Elizabeth e paramparça oluyor yani şeye. Elizabeth bir şekilde Frans Josef'e söylüyor. Fransız Josef hemen örtbasa girişiyor abi. Çünkü e, yani öncelikle Rudolf'un e, Habsburg aile mezarlığına gömülmesi lazım. Bunun için Katolik şartlarında ölmüş olması lazım. İntihar günah. intihar etmiş olmasını etmesi lazım ki aile mezarlığına gömülebilirsin Rudolf. Franz Josef'in ilk hareketi. Aynı zamanda da zaten iğne ipliğine bağlı bir hanedanlık var. Bunun yani imparatorluğun varisinin ölümünden zarar görmeden çıkması icap ediyor. O yüzden hemen gazetelere şey servis ediliyor. Fransız e, Rucuzet'in oğlu Rudolf kalpten gitti. E, Mary'de abi karga tulum bu odadan çıkartıyorlar. Alakasız bir Hristiyan mezarlığına gömüyorlar. Sonra da diyorlar ki ailesine sorun olursa ben giderken yolda öldü deyin falan. Fakat abi işte 1800'lerin sonundayız. 1900'lere geleceğiz artık. 20. yüzyılın kapısındayız. Gazetecilik artık bir şey. E, bu haberi duyan e, gazeteciler hemen Mayerling'i basıyorlar. Mayerling ötesini İşin içinde metresi olduğunu ve kalp olayının doğru olmadığını sağa sola soru sonra öğreniyorlar bir şekilde etrafa baka baka. Ee, öte yandan abi bu arada yani yine 1800'lerin sonundayız. Mezenformasyon da bir şey. Yani Avusturya tahtının sallanmasından fayda sağlayacak ya da tersi olarak hani Rudolf'u ekstra berbat gösterip babası Franz Josef'e gördünüz mü ne cefakar adam neler çekiyor falan gibi puan kazanacak bir ton hikaye uyduruluyor. Yok efendim işte babası buna kızmış, ilişki tasbih edilmiyormuş falan böyle bir şey yok. yani olsun ortamcılığı çok uzun zamandır biliniyor. Hani e, metresleriyle kimse ona bir şey dememiş. Fransız bir ajan bunları vurdu diyen var. Bununla ilgili de bir kesin bir kanıtı yok falan. Ortalık abi bir anda karışıyor ama bir tane bir şey var. Avusturya, Macaristan'a yeni bir veliaht gerekiyor. Ama Fransız başka bir erkek çocuğu yok. Bu yaştan sonra yapasa da yok. E, yapacak hali de yok. Ama bir tane erkek kardeşi var. Bu erkek kardeşi Durdurus'un 3 sene önce hayatını kaybetmiş. Ama Allah'tan ölfet önce bir tane bir tane erkek evlat yapmış abi. O yüzden Avusturya Macaristan veliahtlığı Rudolf ölümü üzerine Frans Josef'in yeğenine geçiyor. Bu yeğenin adı da Frans Ferdinand. Nasıl yani? Ee, onun da zaten evet başına ne geldiğini söylememize gerekiyor. Kendisi bir Sırp milliyetçisi tarafından 1914'te e, vurulduğu için Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan olayların zincirine ilk zincirine e, seviyet vermiş oluyor. Aynı zamanda Coachella'da e... headliner'dı. <laughs> Coachella'da Coachella'da headliner'lık yapıyor. Çok güzel tekme atlayıp şarkı yapmış sonra. E, abi yıllar boyu insanlar hani bu Mayerling'de ne oldu aman okuyayım falan diye merak ediyorlar abi. Çünkü e, ya bir süre hani kim yani nasıl oldu? Ne oldu yani anladın mı? Hani Rudolf kendini vurdu, kızı vurdu. Rudolf önce zehir içti sonra kızı vurdu. Falan böyle bir sürü farklı şeyler var abi. Ee, yıllar sonra yani bu burada kafayı çok karıştıran bir şey de yıllar sonra Sovyetler yani yıllarda değil bu 60-70 sene sonra Sovyetler Viyana'yı işgal ettikleri zaman yoldan geçen askerler Paşa Lord mezarları yağmalamışlar. Belki kuyum, yani, mücevherat falan buluruz diye. Bu esnada da Meril'in mezarı da e, rahatsız edilmiş. E, o yüzden abi kalıntılar çok şey yani e, karışık Ayrıca zaten Meri'nin söylendiği yani gömüldüğü söylendiği yere söylenip söylenmediği gömülüp gömülmediği de muallakta. Ondan da kimse emin değil. Yani çünkü Meri'nin denilen yerine Meri'nin başka bir akrabası da gömülmüş olabilir. Hani falan oralar da çok karışık. Ee, o yüzden tartışma çok uzun süre devam ediyor abi. Acaba onun başka bir şey miydi? Şu muydu bu muydu? Niye oldu? Falan derken derken abi Gizem 2015 senesinde ya. 2015 senesinde tam anlamıyla çözülüyor. Ee, Mary Von Redsera'nın genç kızın ailesine yolladığı mektuplar 1926'da bir basın, bankanın kasasına konmuş e, ve 2015 yılına kadar orada gizli kalmışlar sonra halka açılmışlar ve e, basın mensuplarına ulaştırılıyorlar İmzasıyla el yazısıyla tasdik edilen notlar bunlar o döneme ait o kadına ait otantik olduğu tespit edilen diğer mektuplarla kıyaslanarak falan filan e, doğruluğu bulunan e, şöyle diyor abi e, mektuplar annesine kız kardeşine erkek kardeşine yazmış Mektupları. Ee, annesine yazdığında diyor ki sevgili anne yaptığım şeyden dolayı beni affet. Aşka direnemedim. Onun dilekleri doğrultusunda Alant mezarlığında onun yanında gövülmek istiyorum. Ölümde yaşamdan daha mutluyum. Senin Meri. Biraderine yazmış ki sevgili Fericiğim maalesef seni göremeyeceğim bir daha. Elveda seni öteki dünyadan izliyor olacağım çünkü seni çok seviyorum. Sadık kardeşin Meri. Kız kardeşine demiş ki sevgili Hanna'cığım ee, ölümümden birkaç saat önce sana elveda demek istiyorum beraber mutluluk içerisinde belirsiz ahirete gidiyoruz ara ara beni düşün mutlu ol ve sadece aşk için evlen ben bunu yapamadım ve aşka direnemediğim için onunla gidiyorum senin merin ee, Rudolph'un annesi Elizabeth'e de sorarsan abi 9 e, yıl sonra olaydan 9 yıl sonra Cenevre'de bir e, gemiye ya da trene tam hatırlamıyorum Cenevre'de bir yere doğru yürürken sokakta İtalyan bir anarşist tarafından vuruluyor öldüğü ana kadar sadece siyah giyiyor İmparatorluk da zaten biliyorsun sonra bir dünya savaşının sonunda Amerika'nın baskısıyla beraber Habsburgların Avusturya üzerindeki haklarını ve Macaristan üzerindeki haklarını teslim etmesiyle beraber dağılıyor ve iki farklı ülke çıkıyor ortaya. Ve daha sonra o abi iki ben farklı ben ne hikayeden... olacağını biliyoruz. <laughs> evet sonra da bu bıyıklı bir adam çıkıyor ve çok bağırarak her yere girmeye başlıyor. Ulan nereden bu, nereye haklıktın e, ha? Hikayede abi. Değil mi? Yani Rudolf e, yani Rudolf e, şey olmasa Arş Arşidük Frans Ferdinand taht veli falan gibi bir karakter hayatımızda olmayacaktı büyük ihtimalle. Küçük bir Habsburg ailesini bilmediğimiz bir insan olarak devam edecekti yani Rudolf bu Rudolf'tan Adolf'a. Aynen. Ama abi beni bu hikayede en şey yapan şey ne biliyor musun? Bu, bu, bu paşaların, nordların e, hayatında daha önceki hikayelerde yani birkaç 200-300 yıl önceki hikayelerde e, görmediğimiz bir sıkışma hali var abi. Yani anne hikayesine bakıyorsun Elizabeth anoreksik ve anksiyetik. E, o olan depresif ve kompulsif ve bunlar dönemin açık ara en ayrıcalıklı insanları yani. E, yani bu Fransız Devrimi'nden alakalı matbaanın artık yaygınlaşması mı alakalı bilmiyorum. Yani 19. yüzyılda paşaların hikayesinde, aristokratların hikayesinde artık böyle laflar var. Yani mesela pek çok tarihçi olayı şey yok. yani Rudolf intihara meyilli bir adamdı zaten. Ee, karısını ciddi bir hastalık bulaştırdığı için pişmanlık yaşıyordu. Ee, bağımlıydı karakter olarak yani bağımlıydı. Ve yalnız ölmekten korktuğu için önce bir metresine Sonra o kabul etmeyince de başka bir metresine intihar teklif etti. Ee, yani ilk metresi kabul etmedi. Ergen metresi kabul etti. Ya bunlar böyle bana şey gibi geliyor. Acaba yani bunun bir bölümü de çift düşünce işim. Yani medya diye bir şey var. Ya, bunlar artık medyatik figürler neredeyse. Paparazzi figürler ya. Yani bu paşalar, lordlar kendilerini bir de dışarıda gazeteden okuyorlar ya. Yani yaptıklarını ya yani yaptıkları kadar bir de yaptıklarına kadar düşündükleri oluyor yani kafalarında. Bu çift düşünce işine de işte katlanamamanın farklı katmanları var yani. Böyle 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 Rudolf'ler ve Diana'lar ortaya çıkıyor gibi düşünüyorum. Tabii bu arada Habsburg hanedanı bu yeni düzene, yeni medya düzenine, yeni ifade düzenine dayanamazken, Windsorların götü sağlam tutmuş olması da ayrı bir hikaye ama zaten o ayrı kendi Crown diye dizisini yaptılar. Kimsenin Açıkçası. Kimsenin kardeşini sikmediği ve kardeşini sikerek bir <laughs> hanedan yaratmadığı yarınlar temennisiyle tarihin yatak odası. Evet. Böylelikle sonuna geldik tarihin yatak odasının. Rudolf Siz... ve Mayerling hikayesi. Sizin de eğer birbirlerinin kardeşini sikerek yayılan kolonist, kolonist hanedanlarla ilgili ilginç hikayeniz varsa lütfen yorumlara yazın. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz evet. ve iyi akşamlar diliyoruz. Tarihin yatak odası. Tarihin aymaz hikayeleri, üzücü hikayeleri, insanların birbirleriyle tarih boyunca kurdukları çarpık ilişkiler. Tarihin yatak odası. Her hikaye bir heyecan, alınan bir ibret. Tarihin yatak odası. E, Enses ilişkilerden Birinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'ndan e, komik bıyıklı adamın köpeği neydi lan? Clara mıydı köpeğin adı? Şey, e, Blondie köpeği Blondie ile olan ilişkisine. Tarihin yatak odası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın. Hadi bay bayın.